Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Kanalımda 4. sınıflar için yeni bir bölüme başlıyorum. Nedir bu bölüm? Soru Bankası bölümü. İlk olarak sizlere matematikten bir soru yazdım. Böyle kısa kısa soru çözümleri yapacağım, anlatacağım. Hemen başlıyorum. İsterseniz videoyu burada durdurun. Kendiniz çözümü yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırırsınız. Sorumuz zaman ölçüleriyle ilgili. Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Okuyalım ve başlayalım. Atatürk İlkokulu ile Yeşilyurt İlkokulu arasında saat 12.45'te başlayan basketbol maçı 40 dakika sürdü ve 4 devre halinde oynandı. Her devre arasında 15'er dakika ara verildi. Bir oyuncunun sakatlığı sebebiyle 300 saniyede uzatma oldu. Buna göre maç saat kaçta bitmiştir? Şimdi bakın böyle uzun sorular yani yeni nesil sorular olduğunda bunları nasıl çözeceğiz? Aşama aşama çözeceğiz. İlk önce buradaki soruda anlatılanları zihnimizde canlandıralım. Basketbol maçı 40 dakika sürmüş ve 4 tane devre olmuş. Yani şöyle yazalım. Birinci devre, ikinci devre, üçüncü devre ve dördüncü devre. Ve bu devreler arası yani bu devrelerin tamamı 40 dakika sürmüş. Yalnız arada devreler arasında bakın 15'er dakika ara verilmiş dinlenmek için. Ama burada öğrenciler bazen şu hatayı yapıyorlar. 15 ile 4'ü çarpıyorlar. Yanlış. Çünkü 4 tane devre var ama ara 3 tane var. Yani burada 3 tane 15'i çarpmamız lazım. Bakın burası birinci ara. Şöyle hatta şöyle A harfi ara diyelim. Şurası da bir ara. Şurası da bir ara. Dördüncü devreden sonra maç bitiyor zaten. Yani 3 tane ara var. Şimdi ne yapmalıyız? O zaman 3 tane 15 dakikayı bir çarpalım. Yani aradaki geçen zamanlar, o dinlenme zamanları 45 dakika sürmüş. Maçın kendisi de 40 dakika sürdü. Bunu da yazalım. 45 dakika, 40 dakika. Bir de bir oyuncu sakatlandığı için 300 saniye uzatma olmuş. Şimdi buradaki 300 saniyeyi de dakikaya çevirmem lazım. Bunun için ne yapacağım? 300'ü 60'a böleceğim. Saniyeleri dakika yapmak istiyorsam. Çünkü 1 dakikada 60 saniye var. Peki kaç defa vardır? Yani 30'da 6, 5 tane olduğuna göre 300'de de 60, 5 tanedir. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. Ve 5 dakikada ne olmuş? Bu şekilde sakatlıktan dolayı bir uzama olmuş. Bunu da koyalım. Şimdi bütün süreleri bir toplayalım. 5, 5 daha 10. Elde var 1 verdim. 5 oldu. 4 daha 9. Yani toplamda 90 dakika zaman geçmiş. Ve bu 90 dakikayı ne yapmalıyım ben şimdi? Saat ve dakika olarak ifade etmeliyim. 90'ı 60'a bölebilirsiniz veya 90'dan 60'ı çıkarabilirsiniz. Ya da şöyle ayırabilirsiniz. Bakın. 60 dakika ve 30 dakika, değil mi? 60 dakika demek 1 saat demek yani. Değil mi? 60 dakikayı 1 saat yaparız. Yani 90 dakika demek 1 saat 30 dakika. Şimdi maç 12.45'te başlamıştı. Yazalım. 1 saat 30 dakika sürdü. Bunu da toplayalım. Bakalım maç bittiğinde saat kaçmış? 5, 4, 3 daha 7. 2, 1 daha 3. 1 aşağıya. 13.75. 13.75 diye saat olmaz. Çünkü 60 dakika olduğunda yeni bir saate geçiyorsunuz, değil mi? O zaman bu 75'ten 60'ı alıp buraya verirsiniz. 60'ını. Burası oldu 14. Burada ne kaldı? 60 gidince 75'ten 60 çıkınca 15 kaldı, değil mi? O zaman saat şöyle 14.15 oluyor maç bittiğinde. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Umarım sorumu beğenmişsinizdir. Umarım sizler de aynı cevabı bulmuşsunuzdur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.